atsın. Bir saniye. Vereceğiz şöyle. O dönemde tabii aslında fındıkla ilgili de ciddi bir mücadele veriyor. Özellikle hani üreticinin fındığının değerinin altında sattığını görünce o da o dönemde mitikler yapılıyor aslında. Orada büyük bir emeği var. Yine bunun yanında o fotoğraflarda göründüğü gibi o çamura son diye bir yine halkla beraber yürüttükleri ciddi bir çalışma var o dönemde. Yani bütün işleri halkla beraber yapıyor o dönemde. İyi ki Terzi Fikri bu ülkeden geçmiş. İyi ki onun bize bıraktığı bir yerel yönetimler anlayışının mirası var. O mirasa hep beraber sahip çıkıp gerçekten biz Terzi Fikri ile gurur duyuyoruz. Onun 9 aylık sürecinde yaptıklarıyla gurur duyuyoruz. Ama onun öncesinde de biliyorsunuz o dönemde bir ara seçimle beraber Terzi Fikri seçiliyor. Evet, ve seçildi- 79'da. Evet, seçildiğinde de şöyle bir durum var. Diğer 3 siyasi partinin aldığı oyun toplamından 2 katı daha fazla bir oy alıyor. Ve ondan önce Nazmiye Komitoğlu diye bir öğretmen kendisi vefat ediyor. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçim kazanıyor. Onun bir tık öncesinde de aslında bir kadın belediye başkanı var Fas'ta. Kendisi vefat edince de ara seçimle beraber çok büyük bir farkla da seçimi kazanmış oluyor Terzi Fikri. Böyle diyerek bir kez daha onu buradan anmış olalım. Ümit Tokcan neler söyler Terzi Fikri'yi söylediğimiz zaman? Hekimoğlu'nun da Hekimoğlu'yu da en güzel söyleyenlerden birisi aynı zamanda. Evet, Ümit ben Tokcan. Ben derlemişim bu Türkiye'yi. Bir gün böyle bir gençler hep beraber oturuyoruz. Kadir de var, Kadir İnan orada. Bir türkü okudular. Allah Allah dedim. Ben de daha notayı yeni yeni yazmaya başlamışım falan. Dedim ya şunu ben bir hemen not aldım orada birkaç şey satılı. Sonra gittim, Nida Tüfekçi hocamız vardı. Bizim radyonun aynı zamanda halk müziği müdürüydü. Efsane. Benim de hocam. Allah rahmet eylesin. Ona okudum. Ya dedi bunu dedi hemen dedi bir banta tespit ederim. Ve Sazal'la beraber stüdyoya girdik okuduk. Türkiye'yi yasakladılar o zamanda. Bu Terzi Fikri olaylar oldu, şeyler oldu falan Fas'taki olaylarda. Yasakladılar ve öyle kaldı o Türkiye. Bir daha okudum ve bu sefer birden bir patlama oldu türküde. Herkes o türküyü okumaya başladı. Bilhassa Faslalılar, Ordu ve pila o kadar sattı ki ve bu türküde bir şey hala efsane oldu yani bu. Evet. Devamlı okunuyor. Evet. Şimdi Bahar Tezcan diyor ki bizleri buradan Akdeniz'den ta Karadeniz'e uzandırarak yine görkemli bir hafta sonu yaşattığınız için teşekkürler. Karadeniz manzarasıyla, konukların kalitesiyle yine çok güzel bir program oluyor diyor. Sevgili Umur, sen biraz şöyle gelebilir misin? Ben şu Karadeniz'in coşkun dalgalarını vermeni istiyorum. O kadar güzel coştu ki Karadeniz zaten her yaptığı, her coştuğunda böyle muhteşem bir manzara geliyor ve onu izleyiciler canlı canlı görsünler istiyorum. Şimdi Kadir İnanır hazır mı arkadaşlar? Ve Kadir İnanır da hattaymış. Hekimoğlu'nu konuşuyoruz, Terzi Fikri'yi konuşuyoruz ve Kadir İnanır. Kadir İnanır merhaba. Merhaba. İyi programlar diliyorum. Çok da güzel gidiyor. Çok izlendiğinizi kesin inanıyorum. Çünkü memleketin değerli sanatçıları sizin sayenizde Türkiye halkıyla buluşuyor ve sizin yaptığınız içten programlar bu halkın gönlünde büyük anlam ve değer kazanıyor. Seni kutluyorum güzel kardeşim. Teşekkür ederim Kadir Bey. Çok sağ olun. Sizden işitmek bunları çok daha güzel. Fatsa'yı konuşuyoruz. Fatsalı Terzi Fikri'yi konuşuyoruz. Hekimoğlu'nu konuşuyoruz. Hepsinin de hayatınızda özel yerleri var bu kavramların. Fatsa, Hekimoğlu ve Terzi Fikri. Anlatın desem hangisinden başlarsınız? Şimdi Terzi Fikri devrimci bir kahramandı. O devrimci gençlerin Karadeniz yapılanmasının onun çalıştığı atölyede toplanırlar. Onların siyasi tartışmalarından dikkatle izleyerek kendi siyasi bilincini oluşturmuş. Çok değerli, çok güzel işler yapmış. Halkın gönlünde ölümsüzleşmiş bir kişiliktir. Çünkü
çağımızın modern belediyeciliğini hemen hemen ilk uygulayan kişi olarak halkın sorunlarını halkın kendi içerisinde çözmesini sağlamış, mahalle komiteleri kurmuş, onların temsilcileriyle beraber her mahallenin sorununu bütün halkın katılımıyla başta kendisi olmak üzere böyle bir yönet, bugün herkesin arzuladığı ve yapmak için peşinde koştuğu bir sistemi oturtmuş bir kahramandır. Zaten onun bilincini sağlayan gençlerin önemli bir kısmı Kızılderili katledildi biliyorsunuz. Şimdi Hekimoğlu türküsü de orada 60 senedir söylenen bir türkü. Fakat Hekimoğlu'nun oradaki toplumun bir kısmına eziyeti söz konusuyken orada güçlü olan adamlardan korkan insanlar bu türküyü ortaya çıkaramadılar. Biz de bildiğimiz bir türküydü ama Ümit ve Ümit'in çevresindeki Ordulu diğer saz sanatçılarıyla beraber bir sohbetimizde böyle bir türkü var dedim. Ömer Akpınar aldı, ortaya çıkardı, Ümit de söyledi. Türkü Hekimoğlu'nu anlatıyor ama bilmesinin ana sebebini burada açıklamak zorundayım. Çünkü Hekimoğlu'yla Kızıldere olayı özdeşleştirdi Türk halkının gönlünde. Ordu Faslı arası ordu kuruldu. Hekimoğlu dediğinde orada vuruldu. Türküsünle beraber bu halkın, devrimci halkın, ilerici halkın gönlünde bir fenomene dönüştü bu türkü. Hala da devam etmektedir. Kaldı ki Ümit Tokcan'ın bir projesi vardı. Onu hala gündeme getiremedi. Bir büyük orkestra klasör demek arzusu var.